Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle aslında bu Matrix filminden hani uyarlanmış olan mavi hap mı, kırmızı hap mı diye bir deyim var. İşte onun üzerinden bir çalışma paylaşacağım. Nedir mavi hap mı, kırmızı hap mı? Çoğunuz Matrix filminin o serilerini seyretmiştir. En son çıkan seriyi de seyreden arkadaşlarımız vardır veya yoktur. Önemli değil. Ben burada size sadece metafor, örnek vermeye çalışıyorum. Hayatımızda biz mavi hapımı seçiyoruz, kırmızı hapımı. Mavi hap neydi Matrix filminde? Sanal gerçeklik ama aynı zamanda bizim konfor alanımız. Hareket edebileceğimiz alanları bilmek. Ne kadar bizi rahatsız etse de onun içinde o rahatsız olduğumuz alanların sınırını bilmek en azından bize yine de güven veriyor. Ancak kırmızı hap denilen o örnekte biz asıl gerçekliğe, sonsuz olasılıklara adım atıyoruz. İşte burada bütün seçim size kalıyor. İki seçimden birini yapmak zorundasınız. Eğer bu sanal gerçeklik dediğimiz, yani sanal ne demek? Çünkü belirlenmiş, belli bir program içinde hareket etmek. Siz zihniniz tarafından belli sınırlar içinde geçmiş yaşadıklarınızdan bir kimlik oluşturuyorsunuz. Ve bu kimliğinize göre bunu yapabilirim, şunu yapamam kapasitenizi anlamaya başlıyorsunuz. Yani sınırlarınızı belirliyorsunuz aslında hayatla ilgili. Bakış açınız belirleniyor, olaylara yaklaşımınız belirleniyor. Tam bir program oluşuyor hayatınızda ve kader dediğimiz o doğrusal zamandaki o çizgi belirleniyor. Şimdi bunun içinde yaşamak aslında bir konfor alanı. Neden? Sınırlarınızı biliyorsunuz. Ne kadar yakınsanız da, yaşadıklarınızdan veya şu an içinde bulunduğunuz durumdan ne kadar şikayet etseniz de en azından o sınırları bildiğiniz için kendinizi güvende hissediyorsunuz. Şimdi böyle yaşamak var. Bir de bizim videolarımızda anlatmaya çalıştığımız kırmızı haptan bahsediyorum. Yani asıl gerçeklikten, sınırların olmadığı, zihnimizin sadece bize sınır koyan bir illüzyon olduğundan bahsediyorum. Çünkü o sınırlar sadece zihnimizde, unutmayın. Zaman kavramı da sadece zihnimizde. Hep bunu söyleyip duruyorum. Sizin geçmişte yaşadıklarınız sizin kimliğinizi oluşturmamalı. Onlar sadece size birer ders, birer kazanım için oradalar. Biz onları sadece deneyimliyoruz ve onun üzerinden daha kazanım elde ederek, bir tecrübe elde ederek hayatımızı biraz daha genişletiyoruz. Sınırlar anlamında konuşuyorum. Şimdi biz daha önce biliyorsunuz hep ben videolarda, bir takım videolarımda bu çalışmaları verdim. Zihnimizde bir takım sınırları çok ani kırabiliyoruz. Yani çok hızlı bir şekilde kırabiliyoruz. Yeter ki farkına varalım. Bu kırmızı mı mavi mi dediğim aslında soru da sizin kendinize soracağınız aslında bir soru ve yapacağınız bir seçim. Eğer hayatınıza o Matrix filmindeki gibi mavi hap olarak devam etmek istiyorsanız şikayetleriniz, yakınmalarınız hep bir kısır döngü olarak karşınıza çıkacak. Çünkü bu bir program. Siz zihninizi, dolayısıyla bilinç dışı zihninizde programlamış oluyorsunuz ve o program sürekli sizin hayatınıza farklı versiyonlar halinde çıkıyor ve sonuç değişmez oluyor. Yani kader belirleniyor. Şimdi gelelim kırmızı hap. Nedir bu deyim? Peki kırmızıyı seçtiğinizde ne olacak? İşte zihin sınırlarını burada aşmış oluyorsunuz. Görünmeyeni algılamaya başlıyorsunuz. Gücünüzü fark etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla doğrusal zamandaki o programlanmış kaderiniz de dairesel zaman döngüsünde çoklu kader kavramına dönüşüyor. Yani sonsuz olasılıklar, sonsuz fırsatlar karşınıza çıkıyor. Buradaki seçim tamamen kişiye ait. Uyanmak da bu anlamda, farkına varmak. Bir takım sınırların aslında sadece zihnimizde olduğunun farkına varmak. İşte bu arkadaşlar, bütün çalışmalarımızın amacı bu. Artık sınırlarımızı genişletmek zorundayız. Çünkü şöyle bir baktığınızda hayatınızın gerçekliğine, bir takım olaylar sürekli karşınıza aynı döngüler halinde çıkıyor. Hepiniz bunun farkındasınız.
Peki neden hep aynı döngüyü yaşıyorsunuz? Sanki her olay sürekli birbirini takip ediyor. İşte burada bir ders çıkartıp o olayların artık bizi üzen, rahatsız eden bir durumdan bize bir şeyler kazandıran olay veya kişiler olarak görmeye baktığımızda, yani bakış açımızı baktığımız pencereden farklı bir pencereye geçtiğimizde, olaylara oradan baktığımızda olaylar ve kişiler daha farklı anlamlar kazanmaya başlıyor. Sonsuzluk kavramı dediğimiz sonsuz olasılıklar dünyasını algılamaya başlıyoruz. Fırsatların dün gitmiş veya yarın gelecek olması yerine her an şimdi ve burada olduğunun farkına varıyoruz. Ve biz erteleme dediğimiz o illüzyondan kendimizi yavaş yavaş kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü her şeyin şimdi ve burada olduğunun farkına vardığımızda her fırsat ne kaçmıştır ne de gelecektir. Şimdi ve buradadır. Biz de şimdi ve burada doğru zamanda eyleme geçeriz. Doğru zamanda tepkilerimizi veririz. İşte bunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Hayatınızda iki seçimden birini yapıyorsunuz her zaman. Önemli olan o seçimin size ne kadar fayda sağladığı. Eğer mavi hap dediğimiz o kavramdan, kırmızı hap dediğimiz o kavrama adım attığınızda emin olun ki bir belirsizlik başlıyor. Çünkü o sınırlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Metafor, örnek vermek gerekirse evinizdeki bir havuzdan bahsediyorum. O havuza girmekten korkmazsınız. Onun içinde ne olduğunu bilirsiniz, derinliğini bilirsiniz, sınırlarını bilirsiniz. Ama ben size desem ki hadi gelin açık bir denize veya bir okyanusa yüzelim. Burada bir tedirginlik başlar. Çünkü burada sınır yoktur. Sınırın nerede bittiğini, nerede başladığını bilemezsiniz. Denizin dibinde neler barındırdığını bilemezsiniz. Ne fırsatlar olduğunu bilemezsiniz ve korkutucudur. Tekrar kendi havuzunuza dönmek istersiniz. İşte hayatımızı biz böyle yaşıyoruz. Ne kadar şikayet etsek de, problemleri ne kadar göz ardı edip, ne kadar döngü halinde yaşasak da o alandan çıkmaya maalesef cesaret edemiyoruz. Ama cesaret ettiğinizde de emin olun ki sınırlar, kalıplar bir bir kırılmaya başlıyor. Kendinizi etiketlediğiniz o kimliğinizden kurtulduğunuzda İçinde bulunduğunuz şartlar ve koşullar artık sizi bağlamıyor. Çünkü siz varlık bilincine ulaşmış oluyorsunuz. O hani ben Tuncay Yeşilpınar'dan ben bilincine ulaşmış oluyorsunuz. O içinde bulunduğunuz bütünün bir parçasıyken bütünle bütünleşiyorsunuz. İşte burada kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz ve özgür seçim dediğimiz, unutmayın, programlanmış bir sanal gerçeklik mi yaşamak istiyorsunuz hayatınızda ve o döngüler sürekli karşınıza çıkıp ahlar vahlarla yaşamak mı istiyorsunuz, yoksa özgür seçiminizi biraz da cesaretinizi kullanarak o sınırsızlığı, o sonsuzluğu mu deneyimlemek istiyorsunuz? İşte en büyük soru bu. Kendinize soracağınız en önemli soru da bu. Kimse sizin elinizden zorla sizi oradan çekip alamaz. Siz izin vermedikçe kimse de size müdahale edemez. İşte bu durumda gene özgür seçim ön plana çıkıyor ve kendi hayatınızla ilgili artık karar almak zorundasınız. Ben sınırlarımın içinde rahatım, burası benim konfor alanım diyorsanız özgür seçiminiz. Kimse size hiçbir şey diyemez. Ancak ben artık sonsuzluğun bir parçasıyım, sonsuz fırsatlar dünyasına adım atmak istiyorum diyorsanız, evet, bu da sizin özgür seçiminiz. Bunda da kimse size hiçbir şey diyemez. Önemli olan şöyle bir hayatınıza baktığınızda yaşamış olduğunuz kısır döngülerin devamını mı istiyorsunuz, yoksa bu döngülerin bir bir kırılıp yepyeni olasılıklara adım mı atmak mı istiyorsunuz? İşte önemli soru bu. Onun dışında arkadaşlar bu Matrix filminden bunu şimdi seyreden arkadaşlarımız, çoğunuz belki bu konularla ilgilenen arkadaşlarımız onun ne demek istediğini anlamıştır. Ancak bu gibi konuları emin olun ki bazen anlatmakta bile zorlanıyoruz ki bunu filme dökmek ayrı bir yetenek ister. Gerçekten bu konuda da son ben o Matrix filmini de seyrettim. Orada da bayağı karmaşık bir vaziyette bu durumları anlatmaya çalışmışlar. Ancak önemli olan buradaki
çok sade o anlamı çıkarmanızı isterim. Özgür seçim. Sanal alemde mi yaşıyorsunuz? Gerçekliğinizi, sizin kimliğinizi oluşturmuş o zihin tarafından mı yönetiliyorsunuz? Yoksa zihninizi tamamen boşaltıp sınırların olmadığı, özgür seçiminizle adım atabileceğiniz, cesaret isteyen o alanda mı yaşamak istiyorsunuz? Önemli olan bu. Bu soruyu sorun ve cevabı neyse onun üzerinden hayatınıza devam edin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.